Abla, çok özledim seni ya. Ne zaman döneceksin Fransa'ya? Bu aralar mümkün değil. Çok yoğun çalışıyorum. Niye seni gönderdiler ki? Senden başka gazeteci mi yok? Ben kendim istedim gelmeyi. Hiç kardeşin düşünmedin tabii. Düşünmez miyim hiç? Bari bir hafta sonuna kaç gel. Kaç zamandır görüşemiyoruz. Tamam, geleceğim. Söz mü? Söz. Okul nasıl gidiyor? Bitecek mi bu sene? Uğraşıyorum. Zaten bitirmezsem anne beni mahveder. Hiçbir şey olmaz. Sen sıkma canını. Daha yaşın genç. Annem de öyle diyor zaten. Ya sen bakma ona. Ben konuşurum onunla. Sık boğaz etmez seni. Ay, kimin ablası ya? Benim şimdi kapatmam gerekiyor. Sonra konuşuruz, tamam mı? Kendine dikkat et. Asıl sen kendine dikkat et. Çok öpüyorum seni. Ben seni çok öpüyorum. Lobideyim ben. Tamam, geliyorum ben de. Nasılsın? Berbat. Ama şimdi daha iyiyim. Geçecek hepsi. Geçmeyecek Eylem. Daha da artacak. Her gün başkacılara uyanacağız. Öyle deme ya. Öyle olmayacak. Yavuz. Keşanlı nasıl? Ameliyat aldılar. Neden? Kulağı kötü durumda. Sizin mahalliniz ne? Sesin kötü geliyor telefonla. Şu babamın avukatı vardı ya. Gerçek avukat değilmiş. Nasıl yani? Gerçek avukat bu. Ama benimle görüşmek isteyen adam bu değil. Bir dakika ya. Siz şu olayı bir baştan anlatsanıza. Adam benimle aynı otelde kalıyordu. Lobide Bahar'la telefonla konuşurken duydum. Yüzü bir yerden tanıdık geldi. Daha önce Fransa'da bir operasyonda karşılaşmıştım galiba ama ne bir delil ne şüphe vardı elimde. Adam terörist mi yani? Bilmiyorum. Neyse şüphelendim, araştırdım. Gerçek avukat değilmiş, adamın yerine geçmiş. Derdi neymiş peki? Seni öldürmek. Ne diyorsun sen Bahar? Bana sürekli Yavuz'u sorup durdu. Eğer derdi Bahar olsaydı bunu yapmak için imkanı da zamanı da vardı. Kim bu adam, komutanı? Eşkalini tarif edebilir misiniz? Bahar'dan çıkarken fotoğraflarını çekmiştim. Pardon, ajan olduğunu unutmuşum. Ver. O kelimeden pek hoşlanmıyorum yalnız. Bakalım neye benziyor? Agah bu. Ne diyorsun komutanım? Bir şeyden şüphelendi mi? Sanmıyorum. Ben de kampa gitmem lazım diye gönderdim. Adam hala otelde kalıyor. Yani polise haber vermeden seni bilgilendirelim dedik. İyi yapmışsınız. Gidip alalım mı komutanım? Eğer gerçekten Agah'sa sıradan biri değil. Uyandırmamamız lazım. Bu adamın numarası var değil mi sende? Evet. Tamam, şimdi arayıp tekrar buluşmak istediğini söyle, eve davet et. Emin misin? Evet, eminim. Çağır. O bize sürpriz yapacaktı, biz ona yapalım. Alo Rıza Bey. Merhabalar Bahar Hanım. Nasılsınız? Hastanızın durumu nasıl oldu? Teşekkür ederim. Korkulacak bir şey yok. Aman ne güzel. Tekrar geçmiş olsun.
sağ olun. Bugün müsaitseniz tekrar görüşebilir miyiz? Şu evrak işlerini halledelim. Tabii ki, tabii ki müsaitim. O yüzden hala Karabayır'dayım zaten. Hah, tamam süper. Ben sizi evde bekliyorum o zaman. Siz hala kampta mısınız? Evet, kamptayım. O zaman şöyle yapalım, siz eve kadar zahmet etmeyin. Kampa yakın bir çay bahçesi var, orada buluşalım. Çay bahçesi mi? Yok, kampa yakın bir yer olmasına gerek yok. Ben evde bekliyorum sizi. Çay bahçesi daha iyi olur. Hem ben de oraya yakınım zaten. O zaman iki saate kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çay bahçesi diye tutturdu. İki saat sonra buluşalım dedi. Ben de şüphelenir diye bir şey söyleyemedim. Çoktan şüphelenmiş olabilir mi? Adımını sağlam atıyor da olabilir. Şüphelense kabul etmezdi. Nasıl manyak olduğunu bilmiyoruz ki. Anlayacağız. Tamam, adam çok tehlikeli olabilir. Sen Bahar'ın yanından ayrılma Elam. Biz de gidip Erdem komutanla konuşalım. Hedefimizdeki adam bu. AG olduğundan şüpheleniyoruz. Sancar'ın verdiği robot resimle birebir örtüşüyor. Yaklaşık bir saat sonra çay bahçesinde olacak. Henüz bizden şüphelendiğini sanmıyorum. Dikkatlice girip adamı canlı ele geçirmemiz lazım. Bu adamın söyleyecekleri çok önemli. Büyük beyin arkasında bıraktığı bütün kirli işlerin anahtarı olabilir. Çay bahçesinde çok fazla sivil olacak o zaman. Organize şubeden ve terörle mücadele eden polis arkadaşlar sivil olarak güvenliği sağlayacaklar. Ama biz yine de etraftaki bütün vatandaşları tehlikeli bölgeden dışarı çıkarmalıyız. Olası bir çatışma riskini göze alamayız. Biz de sivil olacağız. Önceliğimiz sivillerin güvenliği, unutmayın. Emredersiniz. Hadi gazanız mübarek olsun. Sağ ol. Siz de sağ olun. Senden haber gelmeyince merak ettik. Merak etmeyin. Bugün çözülecek. Haberlerden takip edersiniz. Yavuz Karasu'ya çok güzel bir sürpriz hazırladım. Güzel. Yarınki toplantı mesajımızı aldın mı? Evet. Aldım. Bu tarz toplantılara katılmayı pek sevmiyorum. Ama madem çağırmışsınız, geleceğiz. Gelmelisin. Artık uzun süre bölgede çalışacaksın. Burayı tamamen yeniden dizayn ediyoruz. Senin gibi adamlara ihtiyaç var. Duruma hakim olman için toplantı önemli. Nasıl isterseniz. Merhaba. Buyurun. Yavuz Karasu ben. Bahar Hanım'ın eşi. Aha. Merhaba Yavuz Bey. Kusura bakmayın, sizin geleceğinizi bilmiyordum. Ben avukat Rıza Demirci. Memnun oldum. Buyurun. Bir şey içer misiniz?
Bakar mısın? Buyurun efendim. Beyefendiyle ilgilenir misiniz? Tabii ki. Ben çay alayım, açık olsun. Hemen getiriyorum. Biz hesap istememiştik ki. Teşekkürler. Bu ne şimdi? Yazıyor işte. Allah Allah. Kamera şakası falan mı bu? Kardeşim, ne yazıyorsa öde ve kalk. Ha, sen ciddisin. Şaka yapıyor gibi bir halin mi var? Vallahi var da. Neyse. Manyemiş burası. Ne zamandan beri Karabayır'da görevdesiniz? Görevlisiniz derken? Ah, tabii pardon. Ben Yıldırım Bey'in avukatı olduğum için sizinle ilgili biraz bilgi sahibiyim. Özel kuvvetlerde görevli olduğunuzu biliyorum. Ne güzel. Uzun süredir diyelim. Görevinizle ilgili de bir şey paylaşmıyorsunuzdur tabii. Yani. Bahar Hanım ne zaman gelecek? Birazdan burada olur. Tam olarak neyle ilgiliydi bu miras meselesi? Ah. İşte ben de onunla ilgili bir şey paylaşamıyorum. Bu gizlilik meselesi falan. Bahar Hanım gelsin, oturalım. Eğer izin verirse konuşuruz, size de anlatırız. Anladım. Tamam. O zaman konuşacak pek fazla konumuz yok. Yani illa iş konuşmak zorunda değiliz. Ama siz askerlerin pek fazla hobisi de olmuyor. Zaten sabah akşam tetikte olmak hayatı yeterince zorlaştırıyordur. Maalesef. Hele bugünlerde. Terör yanı başımızda bile kendini belli etmişken. Ama problem değil. Halkımız rahatça ve güvenle yaşamına devam etsin. Biz eğlenmesek de olur. Ne kadar fedakarsınız. Fedakarlık olsun diye değil beyefendi. Görevimiz olduğu için yapıyoruz. Vatan görevi bu. E bugün bizde, yarın sizde, öyle değil mi? Tabii. Öyle. Bakar mısın? Buyurun efendim. Lavabo ne tarafta acaba? İçeride, sağda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yavuz Bey, müsaadenizle. Hayret bir şey ya. Kafalarına göre hareket ediyorlar. Masaya hesabı getirip çıkın demek ne demek kardeşim ya? Allah Allah. Madem polis operasyon düzenleyecek, niye milleti içeri alıyorsun değil mi? Haksız mıyım? Haklısınız. Haklısınız tabii. Komutanım, adam bayağıdır içeride.
İndirin silahları yoksa sıkarım kafasına. Bırak lan beni, bırak. Kes lan sesini, gebertirim seni. Sakin ol Agah. Agah kim lan? Sizin kafa hepten yanmış. Komiserim, vurun şu şerefsizi. Vurun. İndirin dedim silahlarınızı. İndirmeyin sakın. Beni unutun. Vurun. Vurun şerefsizi. Bak eğer her kimsen, buradan çıkman imkansız. O kadar emin olma Yavuz Karasu. En ufak bir hamlenizde sıkarım kafasına. Sık lan. Sık ben şerefsizdir. Sık. Sen ölmeye meraklısın, anlaşıldı. Ben meraklıyım. Ne olacak? Tamam, sakin ol. Sen terörist misin? He? Komiserim. Sıkmazsanız hakkımı helal etmem. Ben de bu vatanın evladıyım. Vatanım için ölürüm. Allah aşkına sıkın. Çok konuşma. Yürü, yürü. Kal orada. Sen beni anlamadın galiba. Bana bak. Ya buradan çıkmama izin verirsiniz ya da bunun kafasına sıkıveririm. Üçe kadar sayıyorum. Eğer çıkmama izin vermezseniz. Öyle bir şey olmayacak. Sen bilirsin. Üçe kadar sayıyorum. Bir. İki. Komutanım. İyi misiniz? Herkes iyi mi? Aşık. Komutanım, adam kaçmış. Adamın eşkali size verdiğim robot resimde kile uyuyor ama Agah olmadığını söyledi. Kendine gelir gelmez sorgulamamız lazım. Merak etme. Kaldığı otele de bir ekip yolladım. Ne var ne yok topluyorlar. Kimmiş, neciymiş en yakın zamanda öğreneceğiz. Eyvallah. Biz de bilgilendirirsiniz hemen, olur mu? Tamam.
Efendim? Alo, Yavuz. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Yakaladık. Yakalamışlar, iyilermiş. Peki kimmiş adam? Niye peşindeymiş? Bilmiyoruz, öğreneceğiz. Neredesiniz? Ben kamptayım. Yanımda Eylem var. Tamam, işim bitsin belki uğrarız avcıyla. Tamam, dikkat edin. İçerisi tamam komutanım. Tamam. Şimdi Bahar'la konuştum, Eylem'le kamptalarmış. Tamam. Komutanım, biz buradan direkt hastaneye gitsek olur mu? Keşan daha bu ameliyattan çıkmıştı. Oh, çok şükür. Tamam, gidin. Gidin de bir üstünüzü değiştirin oğlum. Şu halinize bak. Tamam, biz onu hallederiz komutanım. Şimdi ameliyattan çıktı ya, aklı bizdedir onun. Biz gidip bir görelim onu. İyi, tamam, siz bilirsiniz. Biz de buradaki işleri toparlayıp geliriz. Emredersiniz. Emredersiniz. Hafız'la konuştun mu hiç? Yok, fırsat olmadı. Bir arayalım bakalım. Erdem komutanımla konuştum. İçime bir kurt düştü. Ne gibi? Bilmem. Bir delilik yapar falan. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Kapalı.